Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip kuruluna gidebilir istiyor. Ama bizim kararımız değişmeyecek diyor Sayın 14 Başkan. Yabancıyı istiyorlar. Ben Türkiye'de bir sistem yok ki. Bugün 13'e indirilsin, 12'ye indirilsin. Yarın 16 olur. Ya 11 senedir inmiş abi. Değişmiş yani. Her sene bir şey değişiyor abi. 6 yabancı, 8 yabancı, 10 yabancı, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda, 5'i evde, ocakta, biri tesiste. Ya bunu ne değiştiriyorsunuz abi ya? Koyacaksınız, herkes de uyuyacak. Ha, bana fikrimi mi soruyorsun? Ben Türk futbolculara yeterince şans verilmediği için yabancı kısıtlamasından yanayım. Bu kadar net söylüyorum. Parasında değilsiniz yani. Türk futbolcularına yeterince ya şans kardeşim, peki hocam, yetenekli, kaliteli bak, bir Türk futbolcu bak, yabancı bak hep para diyorlar. Para diyorlar. Vermeyin kardeşim. Peki yetenek... Hep diyorlar ki işte 3 liralık futbolcu 6 lira oluyor. E 6 liraları yabancılara veriyorsunuz abi. Yabancılara vermiyor musunuz? Bedava mı geliyor? Bir kulüplerin borcu mu azaldı abi? 14 yabancıdan sonra kulüplerin borcu azaldı mı? Bir üst bana düzey yönetici şöyle demişti hocam. Heh. Şöyle ben cevap vereyim abi. Şöyle dedi. Şimdi 3 büyük kulüp bir transfer yarışına giriyor bir takımla. Anadolu'dan bir takım da oyuncuya talip. Anadolu'dan takım 500 bin avro veriyor. Rakamları, evet, sayıları tamam. Atıyorum. 500 bin avro veriyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynasın diye onlar 1 milyon avro veriyor. Yöneticilik bu değil. Yöneticilik şudur. Ben zaten Fenerbahçe'yim, Galatasaray'ım, Trabzonspor'um. Ben sana 400 bin avro veriyorum. İstersen gel, istersen oraya git. Yabancı sınırını savunan bir insanla futbol tartışmanın çok da mantıklı olacağını ben düşünmüyorum. Fatih Terim'in de dediği gibi yabancı yerli futbolcu kesinlikle yoktur. Yeteneği olan ve yeteneği olmayan futbolcular vardır. Fatih Terim'in söyledikleri %100 doğru ama TFF'nin kararını değiştireceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Önümüzdeki sene 8 yabancı, sonraki senelerde de 6-5'e kadar düşecek. Türk futbolunu bitirme çalışmalarına hız geçmeden de devam ediyor. Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük feda kulüp çalışanları için yaptı. Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan Galatasaray'da futbolculardan ücretlerinde %15 talep edilirken kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı. Sabah'ın haberine göre bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakarlığa imza attı. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarını kulüp tarafından tamamlanamadı. Paraların %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi. Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim herkesin yüzünü güldürdü. Fatih Terim Galatasaray'da sadece bir teknik direktör değil, babadır. Younes Belhanda resti çekti. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışından kopmasının yanında Avrupa kupalarını da tehlikeye sokan sarı kırmızılar gelecek sezon için kolları şimdiden sıvamış durumda. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Belhanda sezon içerisinde gerek yönetimle gerekse Galatasaray taraftarıyla yaşadığı gerginlikle çokça gündeme gelmiş ve bekleneni verememesi üzerine yolların ayrılmasına karar alınmıştı. Takımda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda ile ilgili ortaya yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılar teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Sofyan Feghouli, Radamel Falcao, Ryan Babel ile birlikte satış listesine koydu. Paslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere ya beni serbest bırakın ya da bir yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım restini çekerek planları bozdu. Kendisinden bonservis kazanmayı düşünen yönetimi köşeye sıkıştıran Belhanda durumunu soran Körfez ülkelerindeki kulüplere de 6 milyon euro şartı koştu. Galatasaray'da primlerle birlikte yıllık 4 milyon euroya yakın ücret alan 30 yaşındaki oyuncu Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 6 milyon euro garanti para talep ediyor. Belhanda'nın bu istekleri yüzünden olası transferlerden Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi çok zor görünüyor. Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 mücadelede takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'a transferde büyük engel. Takvimin haberine göre Fatih Terim yeni sezonda başta Falcao olmak üzere Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Maicon'u takımda düşünmüyor. Ancak bu oyuncular aldıkları yıllık ücret nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı hiç düşünmüyor. Falcao yılda 7 milyon euro alırken onu sırayla 3 milyon 850 bin euro ile Feghouli, 3 milyon 350 bin euro ile Belhanda, 2 milyon 300 bin euro ile kiralık verilen Ryan Babel izliyor. Bu futbolcuların takımda ayrılmak istememesi nedeniyle Terim'in yapacağı operasyonda engelleniyor. Bu da transfer için büyük pürüz olarak gösteriliyor. Daha önceki videolarımda dediğim gibi bir futbolcuya fazla maaş vermek, onu satmak, onu takımdan göndermeye de engel olacaktır. Yüksek bonservis verilir ama kesinlikle yüksek maaş verilmemesi gerek.
Fatih Terim Yunus Demir'i gözüne kestirdi. Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden Fatih Terim'in biri gözüde gurbetçi gençlerde, henüz 16 yaşında olmasına rağmen Rapid Wien'in alt takımına kadar yükselen Yusuf Demir, Terim'in dikkatini çeken isimler arasında Süper Lig'deki tüm takımların genç oyuncuların peşinde koştuğu dönemde Yusuf'u gündemine alan tecrübeli hoca transfer için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Sissel de o gündemde. Hem Michel Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Kirevo takımında oynayan Alexandro Sissel geldi. 23 yaşındaki Rumen oyuncunun peşinde Sampdoria'nın da bulunduğu bildirildi. Sissel de onun menajerlik haklarını İtalya'daki bir şirkete vermesi Galatasaray için dezavantaj olarak değerlendirildi. Ancak yine de girişimlere devam edilecek. Babel'den flash paylaşım henüz bitmedi. Galatasaray sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer etti ve performansının yetersiz kalması üzerine devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü. Sarı kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızı takımla idmanda yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi." sözlerini kullandı. Ryan Babel, "Geçtiğimiz günlerde bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sonu erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum. Önümüzdeki sezonda kendimi göstermek istiyorum. Milli takımda olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşünüyorum." ifadelerine yer vermişti. Ryan Babel Galatasaray'ın sistemine bir türlü oturamadı. O yüzden de çok kötü performans ortaya koyuyor. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da çok fazla iş yapacağını ben düşünmüyorum. Ryan Babel'e yüksek maaş verince de haliyle başka bir takıma da gönderemiyoruz. Bakalım ne olacak? Bu sene kullanacak mıyız? Yoksa maaşının yarısını ödeyip başka bir takıma kiralayacak mıyız? Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Bakasetas, Abdülrahim Albayrak görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine ikinci başkan Abdülrahim Albayrak'ın 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi. Alanyaspor formasıyla başarılı bir dönem geçiren Yunan futbolcunun forvet arkası ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Fatih Terim tarafından tercih edildiği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre Bakasetas Galatasaray'da Belhanda'nın yerine düşünülüyor. Yüklü maaşı ve düşen performansından dolayı faslı oyuncudan kurtulmak isteyen yönetim Arap takımlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Ancak Belhanda takımda kalsa bile Bakasetas'ın alınması planlanıyor. Alanya bu sezon 41 maçta 13 gol atıp 7 de asist yapan futbolcuyu AEK'dan 700 bin euroya transfer etmişti. Galatasaray'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtiliyor. Bakasetas bu sene Alanyaspor'da muazzam işler yapıyor. Hem pasları hem de şutları çok iyi bir futbolcu. Fişek gibi şut çekiyor. Galatasaray'da sert ve düzgün şut çekecek futbolcu 2 veya 3'ü kesinlikle geçmez. Galatasaray'a şutör bir 10 numara lazım. Bakasetas tam da yerinde bir transfer olabilir. Peki Bakasetas konusunda sizin fikriniz nedir? Bakasetas'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da kriz çözülüyor. Maicon imzaya çok yakın. Galatasaray Al-Nassr Maicon krizi son bulmak üzere. Suudi basınında yer alan bilgiye göre Al-Nassr'lı yetkililer sarı kırmızıları ikna etmeye çok yaklaştı. Haberin detaylarında yer verilen bilgiye göre kısa süre önce istenilen bonservis miktarından dolayı rest çeken Al-Nassr yeniden sarı kırmızılı yetkililerle masaya oturdu ve bu kez uzlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Öte yandan Galatasaray ve Al-Nassr yetkililer arasındaki müzakerelerin bonservis başlığı ile belirlendiği belirtilirken mali anlamda el sıkıştığı kaydedildi. Suudi basında yer alan haberin son bölümünde Maicon'un performansından övgüyle bahsedilirken yıldız savunmacının performansı kulübe geldiği günden bu yana dikkat çekici olarak belirtildi. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim ki Maicon kesin olarak gidecek. Al-Nassr sadece blöf yapıyor. Al-Nassr Maicon'u kesinlikle almadan bırakmaz. Bildiğimiz gibi futbolcular Arabistan'a çok kolay alışamıyor. Ama Maicon Arabistan'a Al-Nassr formasına çok kolay alıştı ve şu anda takımın göz bebeği diyebiliriz. Araplar için de 3,5 milyon çok fazla bir ücret değil. Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini kesinlikle alacaklardır. Emre Galatasaray'a amade. Galatasaray artık Emre Kılınç transferi için gün sayıyor. Sarı Kırmızıların devre arasında Mert Hakan Yandaş ile birlikte anlaştığı Emre, Sivas Spor'daki takım arkadaşlarının aksine Fenerbahçe'den gelen daha yüksek teklifini elinin tersiyle itti ve sözünü tuttu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunu da resmi imzaya atmak için ligin bitmesi bekleniyor. Taraflar arasında gerçekleşen anlaşmayı Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay bizzat açıkladı. Rıza Çalınbay ayrıca Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye, Fatih'in Beşiktaş'a gideceğini
de dile getirdi. Sağ kanadı Emre Kılınç'a teslim edecek olan Sarı Kırmızılar, Belhanda'nın sırtındaki 10 numarayı da Emre Akbaba'ya verecek. Göztepe maçında 3 yıl aradan sonra Galatasaray'ın ilk frikik golüne imza atan Akbaba, iyi bir sezon başı kampı geçirerek eski gücüne kavuşmayı ve Cimbom'u yukarılara taşımayı hedefliyor. Böylece iki Emre tam da yabancısına uygulanacağı yeni sezonda Galatasaray'ı sırtlamaya çalışacak. Dediğimiz gibi Emre Kılınç Mert Hakan gibi yapmadı. Parayı değil de Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ımıza da Emre Kılınç hayırlı olsun. Galatasaray transfer müjdesi resmen duyurdu. Sezonun sona ermesiyle birlikte mali olarak küçülmeye gideceği bilinen Cimbom, yıldız isimlerden ziyade scout transferlerinin çalışmalarına göz dikti. Bu bağlamda sezon sonunda ayrılması beklenen Younes Belhanda yerine yeni bir orta saha arayışında olan Galatasaray'ın gündeminde Gayas Zayt'i aldığı yazılmıştı. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılara transferine dair sinyaller verdi. Norveç medyasında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceğine ilişkin konuşurken hem Opel'den ayrılık sürecini anlattı hem de Galatasaray transferiyle ilişkin konuştu. İşte o sözler. Artık yeni bir adım atmak ve daha iyi bir kulüpte oynamak istiyorum. Hem kariyerim açısından hem de finansal olarak daha iyi bir yerde olmak istiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bu yaz transfer sezonunda mı yoksa 6 ay sonra mı olacak göreceğiz. Bildiğim tek şey bir değişimin olacağı, bende olacak. Galatasaray transferine ilişkin herkesin bildiği kadar şeyler biliyorum. Haberleri ben de okudum. Hem Yunan basınında hem Kıbrıs basınında haberler çıktı. Doğru, sözlerini kullandı. 18 Kasım 1994 tarihinde Norveç'in Oslo şehrinde dünyaya gelen 1.73 boyundaki 10 numara tercih edilmesi halinde sol açık pozisyonda da forma giyebilmektedir. Kariyerine Norveç ekibi Vålerenga'da başlayan yıldız isim daha sonra APOEL ve Panathinaikos Athens formalarını terletti. Bu sezon toplam 29 maça çıkan Zayt 4 gol 5 asist üretti ve 2031 dakika sahada kaldı.